Arkadaşlar merhaba, bu videoda kayıtsızlık eğrisi kavramını inceleyeceğiz. Evet, kayıtsızlık eğrisi. Peki nedir bu, niye anlatıyor? Kayıtsız kaldığım her şeyi, tüm kombinasyonları anlatıyor. Önceki videolarda toplam faydayı maksimize etmenin yollarını tartışmıştık. Şimdi ise aynı toplam faydayı sağlayan tüm kombinasyonlardan bahsedeceğiz. O halde grafiğimizi çizelim. Kayıtsız kaldığımız iki ürüne dair tüm kombinasyonları göstereceğiz bu grafikte Daha önce de söylediğim gibi iki ürün üzerine odaklanıyoruz Çünkü üç ürün inceleyecek olsaydık grafiği üç boyutlu çizmek gerekecekti Bu da oldukça zor yapamam bunu Ürün sayısı 4 olduğunda ise işler iyice soyut hale gelecekti En iyisi mi biz iki ürüne devam edelim Şimdi bu yani düşe eksen neyin miktarını versin bize, dilerseniz yine çikolata ve meyve ikilisiyle devam edelim Yani sadece bu iki şeyi tüketiyoruz biz O halde bu eksen çikolata miktarı ekseni olsun, bunu adet cinsinden yazıyorum Yata eksende de meyve miktarı ekseni oluyor, yani birimi kilogram Evet Burası 10, burası 20, burası 10, burası 20, evet 15, 5, 5 ve 15. Şimdi diyelim ki belli bir zaman dilimi içerisinde ayda 5 kilo meyve ve 15 adet çikolata tüketiyorum. Yani tam bu noktadayım. Şimdi burada biri çıkıp bana dese ki Ümran Hanımcığım sana bunun yerine ayda 10 kilo çikolata ve 20 kilo meyve versem ne hissedersin? Ben de derim ki var ya tamamen kayıtsız kalırım. Hiç fark etmez. Şimdi seviyeyi gösterelim. İster 15 kilo çikolata ve 5 kilo meyve alayım, ister 10 çikolata ve 7 kilo meyve. Zerre umurumda olmaz. Bu ikisi konusunda tamamen kayıtsızım. Neyi sevdiğimi, nelerden tatmin veya fayda elde ettiğimi ölçüp biçtim ve bu noktaların ikisinde de aynı toplam faydayı elde ettiğime kanaat getirdim. Yani bu iki nokta da aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde oluyor. Genelde tüm farklı kombinasyonları düşünerek aynı toplam faydaya ait bir grafik çizebilirim. Aşağı yukarı şöyle bir şey olur. Mümkün olduğunca düzgün çizmeye de çalışacağım. Biliyorsunuz en sevdiğim renk mor ve ben yine morla çiziyorum. Evet, hemen hemen böyle bir grafik olur. Aşağı doğru da böyle devam ediyor. Şimdi bu eğrinin üzerindeki hiçbir noktada şu anki 15 çikolata ve 5 kilo meyve durumunda olduğundan farklı hissetmeyeceğim. Bu benim kayıtsızlık eğrim. Neymiş? Kayıtsızlık eğrim. Şimdi düşünelim. Gördüğünüz gibi buraya kadar ilerlersem 20 kilo meyveye karşılık geliyor. Burası kaça denk geliyor? Diyelim ki 2 adet çikolata oranına ulaşıyorum. Ve bu benim tercihlerim uyarınca başlangıç noktasıyla aynı faydayı sağlıyor. Yani biri çıkıp bu sayıları değiştirecek olursa omuzlarımı silkip ne olacaktı derim. Mutlu olmam ancak üzülmemdi. Yani kayıtsız kalırım. Peki buradaki noktalardan ne haber? Böyle bir noktada olsam ne olurdu? Gayet açık aslında tercih edilir bir şey olmazdı. Çünkü kayıtsızlık eğrisi üzerinde bu noktadan daha iyi noktalar gösterebiliyorum. Mesela bu nokta yaklaşık 5 çikolata ve 5 kilo meyveye denk geliyor ve çizimime göre çikolata sayısı arttıkça marjinal fayda da artıyor. Grafiği bu varsayıma göre çizdim. Yani ayda tükettiğim çikolata sayısı artınca daha fazla fayda sağlıyorum. O halde kayıtsızlık eğrisinin altında kalan bu bölgedeki hiçbir nokta tercih edilir değil benim için. Yani tercih edilmez. Ve yine bu mantığa göre bu bölgede kalan her şey de iyidir. Gördüğünüz gibi eğri üzerindeki tüm noktalarda nötrüz fakat bu yeşil noktada çikolata sayım eğri üzerindekiyle aynı ancak meyve miktarım çok daha fazla. Görünüşe bakılırsa 11-12 kilo meyvem var. Marjinal faydamın meyve miktarı ile birlikte arttığını varsayarsak ki varsayıyoruz, bu bölgedeki her noktanın tercih edilir olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bölgedeki her nokta, eğri üzerindeki herhangi bir noktadan daha iyi. O halde tercih edilecektir. Ve bu bölgedeki hiçbir şeyi de eğri üzerindeki hiçbir noktaya tercih etmiyoruz. Yani bu bölgenin tamamını tarıyorum. Aslında bunu farklı bir renkle tarayalım. Çünkü eğrimiz de mordu. Diğer sevdiğim renkle tarayalım. Mavi olsun. Mavi ile taralı bölgedeki hiçbir şey tercih edilir değil. Şimdi bu videoda sormak istediğim son şey şu. Bu kayıtsızlık eğrisinin eğimi bize ne anlatıyor? Eğimden bahsettiğimize göre iş cebirin biraz ötesine geçecek demektir. Çünkü biz doğruların eğimini bulmaya alışkınız. Ancak mesela böyle bir doğru verildiğinde eğimi bulmak için bakarım yatay eksendeki değişim başına düşey eksende ne kadarlık bir değişme oluyor. Bu tipik bir cebir sorusu. Evet, burası y ekseni, bu da x ekseni. Eğim nedir diye sorulduğunda diyoruz ki, x'i 1 artırdığımızda y'de belli bir değişim gerçekleşiyor. Doğrumuz bu. Y'de belli bir değişim oluyor. Bu üçgen simgesi yani delta değişim demektir. Y'de belli bir değişim oluyor. Peki ne zaman? X'de belli bir değişim olduğu zaman. X'de belli bir değişim olduğu zaman diye tekrar vurguluyorum arkadaşlar bu önemli çünkü Delta Y yani Y'deki değişim bölü X'deki değişim eşittir eğimi Ama bu bir doğru ve eğim doğru boyunca hiç değişmez Mesela y'deki değişimin x'deki değişimi oranını buradan da hesaplasam yine aynı değeri elde ederim. Ancak gel gelelim böyle bir eğride eğim sürekli olarak değişiyor. Bu sebeple eğri üzerindeki belli bir noktanın eğimi dendiğinde o noktadan geçen teğet doğrusunun eğimini hayal edeceğiz. Eğriye sadece o noktada dokunan bir doğru bu. Örneğin diyelim ki bir teğet doğrusu çiziyorum. Elimden geldiğince güzel bir teğet doğrusu çizmeye çalışacağım. Bunu da pembe ile çizelim. Başlangıçtaki noktamızdan bir teğet doğrusu çiziyorum. Yani buradan ve böyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani tam olarak şu an bulunduğumuz yerde ve tam olarak bu noktada. Bakın bu noktadan uzaklaştıkça eğim de değişiyor gibi görünüyor. Hatta kesinlikle değişiyor. Sağa ilerlediğimizde daha yatay hale geliyor. Sola ilerlediğimizde ise dikleşiyor. Ancak Tam bu noktada teğet doğrumuzun eğimi bu şekilde oluyor. Bunu anlık eğim olarak da düşünebilirsiniz ve teğet doğrusunun eğimini hesaplayabilirsiniz. Şöyle diyebiliriz, eğer fazladan fazladan kaç 2 gibi görünüyor. Eğer fazladan 2 kilo daha meyve tüketmek istiyorsak kaç adet çikolatadan vazgeçmemiz gerekli? Yani kaç çikolatadan feragat etmemiz lazım? Bu eğime göre 5 çikolatadan vazgeçmemiz gerekecek gibi duruyor. Burası 5, burası da 2. O halde buradaki eğim neye eşittir? Bakalım. Bu doğrunun eğimi eşittir çikolata sayısındaki değişim. Aslında bunun başına eksi koymak lazım. Çikolata sayısındaki değişim bölü meyve miktarındaki değişim bölü meyve miktarındaki değişim ve bu durumda her 2 kilo meyveye karşılık eksi 5 çikolataya denk geliyor. Yani çikolata bölü meyve. Veya şöyle de diyebiliriz, eşittir eksi 2,5 çikolata bölü meyve. Çikolata bölü meyve. Peki bu çikolata bölü meyve neyi anlatıyor bize? Tam olarak bu noktada meyve miktarını 1 artırmak için kaç çikolatadan feragat etmemiz gerek onu anlatıyor bize. Tam olarak bu noktada çünkü eğri üzerinde ilerledikçe bu oran değişiyor. Tam olarak bulunduğunuz noktada meyve miktarındaki küçük bir artış için. Bu 1 gramlık bir artış bile olabilir, 1 kilo olmak zorunda değil. Oransal olarak fazladan her kilo meyve başına 2,5 çikolatadan feragat etmeniz gerekiyor. Yani 1 kilo meyve başına 2,5 kilodan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü bunun dışında eksi var. Ancak buralara geldiğimizde işler değişiyor. Meyve sayısı ne kadar artarsa çikolatadan vazgeçmek konusunda o kadar gönülsüz oluyorsunuz. Buradaysa çok sayıda çikolatanız var ancak pek fazla meyveniz yok. Bu sebeple meyve karşılığında çok sayıda çikolatadan feragat etmeye gönüllüsünüz. Buradaysa eğim farklı, çok daha yatay. Başka bir yerde kullanmadığım bir renkle çizeyim şunu Yani bu noktada teğet doğrusu böyle bir şey olacak Eğimini hesapladığımız zaman da neyi buluyoruz? Burası 5 kilo meyveye denk geliyor Yani 5 kilo meyve için kaç çikolatadan vazgeçiyorsunuz? Demek ki 2 adet çikolatadan vazgeçmeniz gerekiyor Tekrar ediyorum çünkü oldukça önemli Eğim Düşe eksendeki değişimin yatay eksendeki değişime bölümüdür. O zaman bu noktada çikolata sayısındaki değişim bölü meyve miktarındaki değişim neye eşit olacak? Bakalım, her 5 meyveye karşılık 2 çikolatadan vazgeçmek zorundasınız. Çikolata bölü meyve. O halde sonuç eksi 0,4'e eşit. Yani c bölü m diyor. Demek ki bu noktada her kilo meyve başına daha az çikolatadan feragat etme eğilimindesiniz. Burada ise her kilo meyve başına çok daha fazla sayıda çikolatadan vazgeçmeye hazırdınız. Oldukça mantıklı geliyor çünkü burada bir sürü çikolatanız vardı ancak meyveniz pek fazla değildi. Dolayısıyla meyveye karşılık daha çok çikolata verebiliyordunuz. Burada ise çikolata sayınız çok daha az. Dolayısıyla meyve karşılığında çikolatadan fedakarlık etme fikrine daha büyük bir direnç gösteriyorsunuz. Bu sayı, her kilo meyve başına kaç çikolatadan feragat etmeye gönüllü olduğunuzun ölçütü olan bu oran, bu oranın herhangi bir noktadaki değeri yani kayıtsızlık eğrisinin eğimi, yani eğrinin belli bir noktasındaki teğet doğrusunun eğimi. Bu marjinal ikame oranı olarak adlandırılıyor. Evet, marjinal ikame oranı. Bu çok janjanlı bir kelime gerçekten. Aslında tek söylediği şu, yatay eksendeki artış başına düşey eksenden ne kadar feragat etmeye hazırsınız. Tabi belli bir noktada. Çünkü hareket ettiğiniz anda bu değer değişiyor. Çünkü bu bir eğri ve bir noktası bir noktasını tutmuyor. Bu yüzden tam olarak bu noktadan bahsediyoruz. Çok çok küçük bu aralıkta meyve karşılığında kaç çikolata vermeye gönüllüsünüz ve tabii ki kayıtsızlık eğrisi üzerinde hareket ettikçe bu değer değişiyor.